Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la kıbeti lil muttakil. Ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك ما عبدتك حق عبادك يا معبود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور Besmele, hamdele ve salveleden sonra Allah-u Teala'nın rahmeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaati ve hasretten de Allah dostlarının himmeti bereketiyle inşallah siz kıymetli müminlere, kıymetli kardeşlerimize sohbet, vazi nasihat yapmaya çalışacağız. Allah-u Teala yapacağımız bu sohbeti kendi rızası doğrultusunda ehl-i sünnet ve cemaat itikadına göre konuşturmayı siz dinledikten ve biz dinledikten sonra halis ve muhlis bir şekilde amel yapmayı nasip edesin. Kıymetli abilerim, sohbetin maksadı Allah-u Teala'nın rahmetinden istifade etmektir. Başka bir alimin tarifine göre sohbetin maksadı üçtü. Birincisi ilme teşvik içindir. İkincisi duyduklarıyla bildiklerle amel etmektir. Üçüncüsü, şöyle ön tarafa gelin, sizi de görmek istiyorum. Ta buraya gelin, önüme gelin, aşağı oturun. İnşallah. Üçüncüsü halis duyduklarıyla bildikle amel etmek. Üçüncüsü de topluma, vatana, dine faydalı olmaktır. İnşallah biz de size faydalı olmaya çalışacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَزَّكِرْ فَاِنَّ زِكْرَ تَنْفَعِ لِلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ الْعَرَزِمْ وَزَّكِرْ Sen yine onlara vaz-i nasihat ver. Onları hatırlat. فَاِنَّ الزِّكْرَ Muhakkak ki hatırlatmak, vaz-i nasihat vermek تَنْفَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ Mutlaka müminlere fayda verir. Demek ki yani sizin şu anda burada bir ilim meclisinde, sohbet meclisinde bulunmanız çok menfaatları vardır. Yani nefsiniz sizi başka bir yerde, başka bir şeyle de meşgul etmiş olabilirdi değil mi? İmam-ı Şafii Hazretleri öyle buyuruyor. Ben diyor sofilerle oturdum. Onlardan iki şey öğrendim. Birincisi vakit kılıçtır. Sen kesmesen o seni keser. İkincisi ise sen nefsini hakla meşgul etmezsen şeytan seni batılla meşgul eder. Elhamdülillah ne oluyor? Siz şu anda ilim meclisinde, sohbet meclisinde bulunmanız hakla meşgul olmanızdır. Bu da büyük bir nimettir. Bu bizim, benim sizin bu çubukta sohbet yapmamın ikinci seferi. Daha önceki de 12. ayda yapmışım. 2017'de yapmışım. Burada yazmışım hepsini. Nereden? Şurada yazıyor. 12. ayın 15'i çubukta konu ahir zaman fitneleri ve koruma yolları diye sohbet yapmışım hocam. Hepsini kayıt ediyorum. Şeylere kayıt ediyorum. S'ye kayıt ediyorum. Ondan sonra gürültüye de kayıt ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Acizane ta 1993'ten beri bu Saadatların Vakfı'nda sohbet yapıyoruz. Ben yurt dışından gelmeyim, Hollanda'dan. Mehmet Yarbay'ın sohbetlerinde tam 15 sene bulundum. Ta Hollanda'dan Almanya, Dortmund'a gidiyordum. 170 kilometre bir sınırda kalıyorduk. Mehmet Yarbay yatsı namazından sohbete başlardı. Ta seher vakti, imsak vaktine kadar 4 saat. Ve dizimizin üzerine otururduk, kımıldayamazdık. Hareket edemezdik yani. Mümkün değil. Ve o 4 saat sohbet dinlemek bize 4 dakika gibi gelirdi. Şimdi biz 45 dakika bize zaman veriyoruz. 45 dakika yani acaba bu sofileri nasıl anlatsak, nasıl güzel menkibe anlatsak, yani biz manevi sofra, maide olarak kabul etsek, pilavdan mı bahsedelim, kuru fasulyeden mi bahsedelim, tatlıdan mı bahsedelim, baklava, acaba bunların hangisi iştah açar diye, yani
diye şey yapıyoruz. Buna rağmen bütün manevi sofraları açmasına rağmen yine de 45 dakika dinlemek nefse şey geliyor. Ağır geliyor. Oysa ki bugün bu sosyal medya dediğimiz internet, o TTT var ya, telefon, televizyon, Twitter. Gece sabahlara kadar ona nefsimiz adına baktığımız zaman hiç usanmıyoruz. Doğru mu? Hiç usanmıyor. Ha, demek ki bizde bir hastalık var. Nefsimiz ıslah olmadığı için Allah'ın rahmetinden istifade etmiyor, edemiyor. Mehmet Yarbay bir sohbetinde şöyle diyordu. Müslüman ördek ahlaklı olması lazım. Sonra o da bir hocanın sohbetini dinlerken, hoca vaaz veriyormuş, demiş ki Müslüman ördek ahlaklı olması lazım. Mehmet Yarbay diyor, içimde şöyle geçirdim. Ya ördek ahlaklı ne demek ya? Sonra hoca başladı diyor ördek ahlaklı. Dedi ki ördek şöyle bir bardak suyu bulursa gagasını batırır. Daha fazlasını bulursa kafasını batırır. Daha fazlasını bulursa bütün gövdesini batırır. O sudan istifade eder. O suyu. Daha fazlasını da suyun altına gider yani. Yani ördekte öyle bir ne diyorlar? Multikültürel dedikleri pozitif bir şey var ki, karakter, yetenek var ki, kreatif diyorlar, yetenek var ki, ördek hem karada yürüyor, hem havada uçuyor, hem denizde dalıyor. Bugünkü teknoloji ördeğin şeyini daha şey yapamadı yani. Yani bu vasıflarla bahrul tahtul bah, deniz altı. Denizin altına da giriyor ördek yani. Neyse, ördek ahlaklı olması lazım. Azıcık bir su bulduğu zaman gagasını, daha fazlası bulduğu zaman kafasını, daha fazla bulduğu zaman gövdesini. Müslüman da böyle olması lazım. Üç aylar geldiği zaman, mübarek günler ve geceler geldiği zaman bir ördek gibi Recep'e dalacak, Şaban'a dalacak, Ramazan'a dalacak. Recep'te tohum ekecek. Recep bitti. Hangi tohumları ektiniz? Ektik. Hani derler ya, ne ekersen onu biçersin, bardağa ne dökersen onu içersin. İçelim. Suymuş. Mehmet Yarbay zemzem içerdi. Böyle içtikten sonra da böyle sofraya dağıtırdı. Biz de coşardı, hoşumuza giderdi. Ne ekersen onu biçersin, bardağa ne dökersen onu içersin. Zemzem dökersen zemzem içersin, şarap dökersen İçki, viski dökersen içki içersin. Bardağın burada suçu yoktur. Bardağın hiçbir şeyi yoktur. Doğru mu? Bardağın suçu yoktur. Şu anda bizim de şu azalarımız, şu organlarımız günah işlediği zaman onlar da benim suçum yok derler yani. Siz işlettiriyorsunuz, siz yaptırtıyorsunuz derler. Kalbe derler yani. Evet kıymetli abilerim. Bu sohbetin mukaddimesiydi. Sohbetin konusu neydiyse, ahir zaman fitnelerine gidecektik. Geçen sizinki. Şimdi bu haftaki sohbetimizin konusu Berat Kandili ve tövbe. Biliyorsunuz gelecek pazartesi gecesi Şaban'ın kaçıncı gecesi? Kaçıncı? 15. gecesi oluyor. Ki bu 15. gecesi Berat Kandili. Şimdi bu mübarek gün ve geceler hakkında İskenderiye Ata El-Hikem adlı kitabında şöyle anlatıyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala bu ümmete, ümmet-i Muhammed'e üç büyük nimet vermiştir. Bir, mübarek gün ve geceler. İki, mübarek zikirler. Üç, mübarek insanlar. Şimdi bu mübarek kelimesi, yani ne demek bu mübarek kelimesi? Hep mübarek mübarek diyoruz. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala ayet-i kerimede hamim, apaçık olan kitaba andolsun ki
Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Bu hangi ayet? Süre-i Duhan suresi ayet 1-3. Müfessirlere göre, müfessirlerin beyanına göre, açıklamasına göre bu mübarek gece Berat Kandilini gecesi veya Kadir gecesidir. Bu mübarek gece Berat gecesi veyahut da Kandil gecesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mübarek lafzı ile birlikte geçen unsurlar vardır. Bunlardan ilki mübarek bir gece olarak geçen yukarıdaki ayet-i kerimedir. Yani daha diğer şeylerde de ne diyelim? Diğer ayet-i kerimelerde de 5 yerde, 6 yerde mübarek kelimesi geçiyor. Yani mübarek kelimesi geçiyor. Mübarek lafzı Kur'an-ı Mucizül Beyan'da 7 yerde geçmektedir. Mübarek. Mübarek insan. Mübarek gece. Yani bu mübarek kelimesi biz herkese mübarek insan. Mübarek kelimesini çok kullanıyoruz. Ha, bu mübarek kelimesi Kur'an-ı Kerim'in biraz evvelki okuduğum ayet-i kerimede ne diyor ayet-i kerimede? Hamim. Bu hangi surede? Süre-i Duhan. Burada da diyor ki apaçık ki kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Müfessirlere göre birincisi Berat gecesi, ikincisi nedir? Kadir gecesi. Hatta daha şimdi sohbette gelecek, hemen şimdi söyleyeyim. Meleklerin de 2 tane bayramı vardır. Biz Müslümanların da 2 tane bayramı vardır. Değil mi hocam? Bizim bu kalp ehlinin şeyinde geçiyor. O 2 tane mübarek şeylerin mübarek bayramları, meleklerin 2 tane mübarek bayramı, birisi Berat Kandili, ikincisi de Kadir Gecesi. Bizim Müslümanların da 2 tane bayramı vardı. Birisi Ramazan Bayramı, birisi de Kurban Bayramı. Demek ki bu Berat meleklerin bayramı. Demek ki biz de o bayramı kutladığımız zaman, o bayramı güzel bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman biz de melek sıfatlarıyla, meleklerle beraber ne oluyoruz? Melekleşiyoruz. Bu güzel bir şey değil mi yani? Yani zaten melekler de ne yaparlar? Böyle mübarek gecelerde, hani Kur'an-ı Kerim'in o Kadir gecesini anlatan ayet nasıldı hocam başlangıcı? İnna enzalnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr leyletil kadr hayrun min elfi tenezzelul melaiketu. Bak orada diyor ki melekler o gecede inerler de inerler. Arkası tükenmez. Yağmur gibi. Hatta müfessirler bu yeryüzüne yağan yağmurların tanesi ve karların tanesinin ta nereden geldiği halde hiçbirinin birbirine değmediğini söylüyorlar. Ve neden değmiyor? Çünkü her bir damla yağmur, her bir damla kar için bir melek görevliymiş. O melekler o karları yeryüzüne, o damlaları yeryüzüne indiriyormuş. Yani düşün yani. Melekler sayısını Allah bilir. Biz bilemeyiz. Bizim sayımız diyelim ki işte 124 bin peygamber, 124 bin sahabe ve şu anda dünyada 7 milyar insan var. Yani sayılarımız bellidir yani. Evet, mübarek kelimesi 7 yerde geçiyormuş. Bir, mübarek bir gece. Ulemanın bazıları bu mübarek gecenin biraz evvel Kadir gecesi, bazıları ise Berat gecesi olduğunu ifade etmişlerdir. İki, mübarek bir kitap. O da Kur'an-ı Kerim. 3. Mübarek bir su diye geçiyor. O da nedir? Zemzem. Soru. Suların en faziletlisi, suların en faziletlisi hangi sudur? Peygamberin bana. Ha. O doğru. Mucize olarak o kitapta ben de okudum.
en kutsal, en şey, Peygamber Efendimizin parmakları arasında meydana gelen o su. Bu mucize. Ama şu anda en mübarek su Zemzem suyudur. Çünkü hadis-i şeriflerde buyurur ki Peygamberimizin, Zemzem 70 derde şifadır. Ne niyetle içersen o derde şifadır. Her şeyi aşırı derecede içmek haramdır, caiz değildir. Ama Zemzem suyunu gırtlağına kadar içebilirsin. Hatta bilimsel olarak şu anda araştırma yapmışlar. Zemzem suyu göbekten aşağı gitmiyormuş. Allah. Yani çiş olmuyormuş. Şu anda. Zemzem suyu aynı cennetteki o şey, diyelim ki Kevser suyunun bir damlasını ne yapıyor? Numunesini bize ne yapıyor? Hatırlatıyor yani. Çok önemli. Zemzem suyu. Demek ki mübarek Zemzem suyu geçiyor. Ben Zemzem hakkında, kim ki Zemzem suyuyla ölürse şehitlik gibi ölür. Zemzem ne bileyim, Zemzem suyu, iki şeyi ayakta içmek sünnettir. İki tane suyu ayakta içmek sünnettir. Bunun dışında ayakta içmek nedir? Mekruhtur. Bu da fıkıh kaydedir. Birincisi, Zemzem suyunu ayakta içmek nedir? Sünnettir. Niye? Çünkü aşağı gitmiyor. Öbürü aşağı gittikleri için o şey hastalığı getiriyor. Prostat hastalığı. Ayakta durmadan içen kişi de prostat hastalığı meydana geliyor. Unutmayın. Bir de sık böyle durmadan, yani affedersin, abdest alması gerekiyor. Almıyor. Onunla namaz kılıyor. Bu da çok hocalarda oluyormuş, prostat hastalığı. Bu da mekruhtur. Yani sıkıştığı zaman gideceksin, abdestini ne yapacaksın? İkincisi, hangi suyu ayakta içmek sünnettir? Bilen var mı? Evet. Abdest suyu dediğimiz, yani abdest aldıktan sonra arta kalan suyu, onu da şifa niyetiyle ne yapmak lazım? İçmek ayakta caizdir. 3, 4, mübarek zeytin ağacı geçiyor. Mübarek zeytin diye. Şimdi şeyde okumuştum. Sübhaneke ma'abetneke hakka ibadike ya ma'bud. Ey noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım. Seni hakkıyla ibadet edemedik. Münacat. Diyor ki Allah-u Teala'yı zikreden mahlukat 4 kısımdır. Birincisi hayvanat, İkincisi nebadat, üçüncüsü cemadat, dördüncüsü insan. Nebadat, bitkiler, ağaçlar arasında en fazla Allah'ı zikreden ağaç zeytin ağacıymış. 4 mevsim yeşildir. Yaprağı. Ve zeytin yağı, hele hele bu soğuk sızma yağı, gerçekten Avrupa'da laboratuvarlarda ilaç sanayiinde kullanılıyor. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Yani acizane, kaç yıldır bizim evimizde, biz kendi evimizde zeytinyağında başka bir şey kullanmıyoruz. Bu sene Antep'ten 4 teneke, 17 litre, 17, 4 teneke zeytinyağı aldım. Zeytinyağında başka bir şey kullanmıyoruz. Zeytinyağı gerçekten mübarek geçiyor. Bir ara itikafa girmiştik Mehmet Yarbay'la, 400-500 kişi Almanya'da. Hurmayla iftar yemeğini açmak nedir? Sünnettir. Bir ara Yarbay bu mübarek zeytinyağını Kur'an-ı Kerim'de şey yapınca, ya dedi, Kur'an-ı Kerim'de mübarek geçiyor bu zeytin. Bu ay dedi, Ramazanlarımızı, oruçlarımızı hep zeytinle açacağız. Bu şeye dayanarak. O sene bütün oruçlarımızı hurmayla değil, zeytinle açtık. Zeytin mübarek. Ekmeğe bandırıye. Bandırıye. Zeytinyağını bandırıye. Evet, devam ediyoruz. Beşincisi, mübarek lafzı Hazreti İsa için kullanılmıştır. Altıncısı, Mekke'de kurulan mübarek bir ev. Yedincisi, mübarek Berat Kandili diye geçiyordur.
Evet, bu sohbetimizin mübarek tarafı. Şimdi diyor ki Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi. Berat ne demek? Berat, kurtuluş. Neden kurtuluş? Günahlardan kurtuluş. Mola İsmail Çetin'in bir tane kitabı var. Edeple Varış, Lütufla Dönüş. Yarbay bu kitaptan çok sohbet yapmıştı. Onun hemen mukaddimesinde, Allah rahmet eylesin, Mola Çetin vefat etti 2000 kaç yılında. Gavusumuza müritlik yapmış. Gavus Seyit Abdülhakim Hüseyin ne? Müritlik yapmış. Ders almış. Ve o Edeple Varış, Lütufla Dönüş kitabının mukaddimesinde Gavus Hazretleri kurban diyor. Kurtuluş nedir? Özgürlük nedir diye soru soruyor. O da diyor ki kurtuluş, özgürlük sebeplere bağlanmadan Allah'a bağlanmak. Ne demek? Yani tabii ki biz sebeplere bağlanacağız. Rızık aramak için çalışacağız. Hastaysa doktora gideceğiz. Tedavi olacağız. Ama şifanın doktordan geldiğine itikat etmeyeceğiz. Rızkın şeyden, işten değil Allah'tan geldiğine ne yapacağız? İşte bu özgürlüktür. Bu kurtuluştur. Bu nefsin esaretinden kurtulmaktır. Şunu iyi bilmek lazım. Gavs Hazretleri geçenki sohbette o şey yapmıştı. Diyor ki sofiler diyor nefislerini ıslah etsinler. Yani irşat ve tebliğ konusunda, başkalarını etkileme konusunda. Diyor ki hiçbir şey yapmasınlar. Sadece nefislerini ıslah etsinler. Onların hal hareketleri hiçbir şey söylemeseler başkalarını ne yapar? Etkiler. Gavs Hazretleri hiç sohbet yapıyor mu? Ne yapıyor? Bizim gibi böyle işte yamuk yumuk. Yani işte vasıtasıyla yaptırttırıyor. Niye? Çünkü biz onların makamında olmadığımız için belki onun her kelimesini de tam ne yaparız? Anlayamayız. Kavrayamayız. Evet kıymetli. Bu geceye yani Şaban ayının 5. gecesi, Berat gecesi, bu geceye bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece denmiş. Mübarek kelimesini ne yaptık? Açıkladık. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şaban ayının yarısı Berat gecesi olduğunda gecesinde kalkın ibadet edin. Gündüzünde oruç tutun. Demek ki pazartesi ne yapmamız lazım? Oruçlu olmamız lazım. Çünkü pazartesi gecesi Berat. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömründe en fazla tuttuğu oruç hangi oruçtu? En fazla tuttuğu oruç pazartesi ve perşembe. Tabii ki ben o dediğim gibi o ayrı. Ama pazartesi, perşembe günleri çünkü günah şeylerin, amellerin Allah-u Teala'ya arz olduğu için ve oruçlunun da duası kabul olduğu için pazartesi ve perşembe oruç tutmak en büyük sünnettir. Tabii ki bazen Şaban'da, bazen Recep'te o kadar oruç tutarmış ki bazen de az tutarmış. Bazen Şaban'da o kadar tutarmış ki bazen de hiç tutmamış. Bu muvazeneyi, ölçüyü de tutmak lazım. Bana göre yani bir insan her zaman pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarsa çok Recep'e de isabet eder. Şaban'a da isabet eder. Zaten Ramazan'da bir ay boyunca oruçlusun, denizin içindesin, suyun içinde de ördek gibisin. Evet, gündüzleri oruç tutan, tutun muhakkak Yüce Allah o günde dünya semasına yani Allah'ın rahmeti dünya semasına ne olur? Tecelli eder, iner, rahmeti özel olarak tecelli eder ve imsak vaktine kadar şöyle der. Affedilmeyi dileyen yok mu? Yok mu yani? Beni affet. Şunu iyi bilmek lazım. Allah-u Teala'nın kullar üzerinde hakkı var mıdır? Nedir?
Allah-u Teala'nın kullar üzerinde hakkı Allah'a şirk koşmamak ve Allah'a ibadet etmek. Fatiha suresini günde 40 sefer okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak ve ancak sana ibadet ederiz ve ancak ancak senden yardım talep ederiz. 25 dakika olmuş. Daha sohbete yavaş yavaş giriyoruz. Nasıl çıkacağız? Mehmet Yarbay gibi 4 saat anlatsak ne olacak durum? Olmaz. Niye? Çünkü biz ördek değiliz ki. Yine aklıma bir şey geldi. Mehmet Yarbay yine bir kitabı da anlatıyor. Diyor ki Amerikalılar bilmem Sarkıçlam nerede? Edirne'nin Tekirdağ'ın bir köyüymüş herhalde. Orada bir araştırma su araştırmalarına hidrojen mi diyorlar? Hidrofor. Su üzerine araştırma yaparken orada bir köy var. Köyün kenarında aşağısında su akıyor, dere akıyor, çay akıyor ama su köy şeysiz. Susuz. Amerikalılar tecrübe vasıtasıyla o köyün muhtarına demiş ki bu su burada akar mı? Onlar demiş akar. 12 ay akar mı? Akar. Siz de böyle bakar mısınız? Evet bakarız. Yahu siz böyle bakacağınıza o suyu bir an önce yani jeneratörle mi kanallarla mı çıkarıp köyünüzü susuzluktan kurtarın. Mehmet Yarbaş burada diyor ki 3 aylar mübarek günler geceler gelir mi? Gelir. Yani gelir mi? Allah'ın rahmeti her zaman akar mı? Akar. Biz de bakar mıyız? Bakar. Yahu sen bakacağını Allah'ın rahmetine dal gir ördek gibi ol işte. Çok güzel bir örnek. Evet kıymetli abilerim. Devam ediyoruz. Berat gecesinin başka bir ismi de kefaret gecesi denilir. Bir hadis-i şerifte kim bayram gecesini ve Şaban ayının 15. Berat gecesini ibadetle ihya ederse kalplerin öldüğü o günde kişinin kalbi ölmez buyurmuştur. Kefaret ne demek? Yani bir şeyin bedeli karşılığı ödenmiş yani. Mesela bir gün bilerek oruç tutan kişi kaç gün kefaret ödemesi lazım? 60 gün. Bir de 61 gün diyorlar ya. O da bir gün o kazası. Evet. Bir de bu gecenin bir adı da şefaat gecesi. Ne kadar güzel. Kefaret gecesi, şefaat gecesi, kurtuluş gecesi. Sen kurtulmak istiyor musun? Evet. Nereden? Nefsin esaretinden kurtulmak istiyorum. Ruh bir kere özgürlüğüne kavuşmadı müddetçe. Ruh nefsin esareti altında olduğu müddetçe yaptığın ameller, hareketler ameli salih olmuyor. Adalet meydana gelmiyor. Evet. Devam ediyoruz yavaş yavaş. Şaban ayının 13. gecesi idi diyor bir rivayete göre. Şaban ayının 13. gece Cebrail Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam yanına gelerek ya Muhammed teheccüd vaktidir. Ümmetin hakkında muradın hasıl olması için Allah'a dua etmenin zamanı geldi dedi. Peygamber Efendimiz kalktı o gece ibadetle geçirdi. Biliyorsun Peygamber Efendimiz'e teheccüd namazı kılmak farzdı. Bize nedir? Sünnettir. Nakşibendiliğin alameti ikidir. Birincisi teheccüddür. İkincisi de şudur. Budur. Nedir bu? Sakal. Sakal kimde çıkar? Kimde çıkar? Erkekte. Kadında çıkar mı? Bazılarında çıkıyor. Bazılarında çıkıyor. Evet. İpine ketin.
Bütün peygamberler sakallıydı. Fıtrati bir şeydi. Bütün sahabeler sakallıydı. Bütün ecdadımız Osmanlı padişahları sakallıydı. Bizim bağlı olduğumuz Mürşid-i Kamil de nedir? Sakallıydı. Demek ki Nakşibendi'nin alameti ikidir. Birincisi teheccüdtür, ikincisi sakal-i şeriftir. 24 saat sakallısın. 24 saat sünnet işliyorsun. Tersini düşün. Kes, tak, kes, at çöpe. Bu ne demek biliyor musun? Senin sevgili bir dostun var. Sana bir hediye veriyor. Şöyle. Sevgili dostun sana bir hediye veriyor. Sen de bu hediyeyi alıyorsun. Sevgili dostunun gözü önünde çöpe atıyorsun. Senin sevgili dostun, sana hediye veren dostun gözün önünde çöpe attığı zaman sana darılır mı darılmaz mı? Kızar mı kızmaz mı? Bu sakalı Allah-u Teala erkeğe hediye vermiştir. Bu sakalı böyle şey yapıp ne yapıp sen anlıyorsun zaten. Ben anlatmaya gerek yok. Hani diyor, şey yapmışlar. Diyor ki görüyorsunuz diyor. Hiç anlatmaya gerek yok diyor. Böyle son zamanlarda böyle bir şey çıkmış yani. Diyor görüyorsunuz diyor. Hiç yorum yapmaya gerek yok. Sakal erkeğin alameti, çarşaf, tesettür de kadının şeyidir. Süsüdür. Eskiden Avrupalılar çocuklarını uyutacakları zaman Osmanlı padişahların resimlerini gösterirlermiş. Korksunlar diye. Gördükleri zaman ey Osmanlı torunları siz nasıl bu hale geldiniz? Öyle diyor bir tane şair. Masallar diye bir şiir söylemiş. İyi dinle bebeğim diyor. Bir varmış bir yokmuşu. Abi ben hangi sohbette bahsedeceğim? Böyle sohbet labağa kadar devam eder. İyi dinle bebeğim. Bir varmış bir yokmuş. Ezberle Kaf Dağı'nı, Zümrüt Anka kuşunu. Bekle ki söylesinler asıl Hira Dağı'nı. Bekle ki anlatsınlar Peygamber Burak'ını. İyi dinle. Sonra büyüyeceksin. Masallar büyüyecek. Masal kahramanın heykeli dikilecek. Kendin yaptığın puttan medet umarcasına huzuruna varacaksın haşa taparcasına. Ah şu masallar yok mu düşünceyi kemiren. Onlardır şu gök kubbeyi sırtıma bindiren. Mehmet sana diyorum yeter be ayağa kal. Kimliği gasp edilmiş şu aziz millete bak. Şu aziz millete bak. Ne hale geldik yani. Osmanlı torunu diye şey yapıyoruz. Ne sakın.